Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın. Paranın rotasına hoş geldiniz. Bakalım ekonomide haftanın son gününde neler olmuş, neler yaşanacak? Yine her zaman olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk Erkan. Tebrikler bu arada. Ne için hocam? Fenerbahçe. Fenerbahçe için mi? Eyvallah. Evet. Yani tebrikler mi yoksa daha kötü bir dönem mi bekliyor Fenerbahçe onu bilemiyoruz ama tabii katılıyor olmak da en azından bir rahatlattı Barış, Fenerbahçe bir camiası. Barış Galatasaraylıydı. Evet. Beni Galatasaraylı yapamadı. Sen Fenerbahçeliydin. Ben o hikayeyi anlatayım sana. Ben çocukluğumda 1970-71'lerde tabii 7 yaşında falan yeni fark ediyoruz. O sırada Fenerbahçe'de Didi var. Evet, ünlü Brezilyalı Didi. Evet. Brezilyalı Didi çok var. Çok efsane. Evet. Kaleci Datko ve Fenerbahçe şampiyon oldu o sıralarda. Tabii ben de Fenerbahçeli oldum. Hani o zaman kim şampiyonsa onun yanında gidiyorsun. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Ben tabii Fenerbahçeliyim. En son Selçuk'ta bırakmıştım ben Fenerbahçe'yi. Selçuk Yula'yla. Selçuk Yula vardı. Ben o sırada İngiltere'ye gittim. İngiltere'de ne gazete görebiliyoruz ne bir şey. 6 sene kaldım. Futbolu mu unuttunuz? Evet maalesef. Ama futbolun beşiği orası. Futbolun beşiği Manchester United'lı mı oldunuz? Ne yok yaptınız? Hayır şöyle oldu. Galatasaray geldi. Manchester United'ı. Manchester'da 2-0'dan 3-2 öne geçti. Siz o dönem orada mıydınız? Evet o sırada İngiltere'deydim ben. O maça da gittim. Ondan sonra tabii Galatasaray'a karşı bayağı bir içimde ısınma oldu. Çünkü dışarıda hakikaten yaşarken şey yapıyorsun. Öyle bir başarı inanılmaz. 92 ya 93'tü galiba. Sene evet 93 yani. Evet. Sonra ben Galatasaray'a mı döndün? 80 yok şöyle oldu. Leeds United'la Manchester United'ın maçı var. Evet. Tamam mı? Galatasaray Manchester'ı elemiş. Yani sonra da 0-0 kaldılar şeyde. Burada, evet. Burada 0-0 evet, kaldılar. Evet. Ondan sonra elediği için de Manchester United'ın morali bozuk. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş durumda falan. Leeds United'la Manchester United'ın maçı var. Ben de Leeds'te doktora yapıyorum o sırada. Leeds United'ın maçına gittik tabii Manchester United'la. Sahaya bir girdim. Herkes sarı kırmızı. Galatasaraylı değil mi? Evet, sarı kırmızı. Evet, orada ne kadar Galatasaraycı çok inanılmaz bir şeydi o zaman. Evet, orada. Sonra tabii gözden ırak olan gönülden ırak oluyor. Ben geldiğimde Türkiye'ye artık Fenerbahçe'nin bütün futbolcuları değişmişti. Hiçbirini tanımıyordum. Hani böyle insan futbolcularla bir şey duygusal bağ da kuruyor tamam mı? Evet, ve ondan sonra da hep şunu yaptım. Dedim ki lider takım kim bugün? Onun arkasındaki ikinci takımı tutacağım. Hiç olmazsa rekabet olsun, zaman, heyecan olsun. O zaman diye. Son iki senedir Fenerbahçelisiniz. Evet, Galatasaray genelde lider, Fenerbahçe ikinci değil. Fenerbahçelisiniz. Vallahi evet. İnşallah iyi olur hocam. Yani sonuçta borsaya ekonomi, da heh, tam borsaya ağzımdan da aldınız. Evet. Ağzımdan aldınız. Ekonomiye yansıyan boyutlar da var. Fenerbahçe'nin bu dünkü karardan sonra Beşiktaş'ın da tabii bu arada. Evet. Borsada hisseleri uçmuş. Evet verelim istersen bir grafiğini. Verelim. Çünkü çok bana mail gelmiş. Hocam şu bu kadar önemli bir olayda artık bakmayacak mısınız diye. Çok çok kötüydü durumları. Evet. Bu cezalardan sonra iki kulübün de hisseleri berbat olmuştu. Şimdi bak ama şimdi dün 20 Fenerbahçe hisseleri 27 lira. Fena kastırdı diye manşet atıyor genelde. Evet. Kastan karar evet. Gelince. 27 lira seviyesine kadar düşmüştü ve bu 42 liradan. Yani düşünsene bir adamın 42 bin lirası var şurada ve 27 bin liraya vallahi düşmüş. Valla KC'yi değiştirin. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hisseleri uçtu diye KC'ye yazabilirsiniz. Evet. Şu an son kapanış 30 lira 40 kuruş. Yani 27 liradan 30 liraya %10'a yakın bir prim yapıyor. Hı hı. Şimdi bugün ne olur diye. Aşağıda da işlem miktarımız var. Bak şu çubuk yüksek işlem miktarını gösteriyor. Ve bu burada seans içerisinde hani ne olmuş diye baktığımızda daha açılır açılmaz çok yüksek sayıda miktarda işlem oluyor ve tahta tavan oluyor. Yani satıcı yok tahtada ve arkasından bugünü bekliyor. Yani acaba bugün ne olur diye soranlar var. Hı. Bu tür durumlarda genellikle şöyle bir hesap yapar piyasa. Bir de Beşiktaş'ı verelim. Beşiktaş'ta da benzer bir hareket ama Beşiktaş'ta Fenerbahçe kadar büyük bir değer kaybı olmamıştı.
Yani Fenerbahçe işte 40 liralardan 20 liralara kadar düşmüştü ama Beşiktaş da daha böyle destekler çalışmış. İşte 1 lira 40 kuruş civarında bir destek oluşmuştu. Ve dün bu karar açıklandığında çok ilginç oluyor. Beşiktaş'ta önce bir aşağı hareket yapıyor ve arkasından bu olay netleştikten sonra alım geliyor ve tam burada anlaşılıyor artık. Şurada güçlü işlem hacmini görüyoruz. Tam olay anlaşılıyor ve 1.60'a kadar geliyor. Tabii bu hisse bazında hani grafikleri veriyoruz ama şeyi hani bundan sonra ne olur? Özellikle bu hikaye en azından Şampiyonlar Ligi'nde şimdilik katılıyor. Evet. Onu bir açıklayalım hocam. Yani hem hisselere etkisi açısından da önemli. Şöyle, bu konuda muhtelif açıklamalar var. Biz de paranın ortasından sonra bir spor hukukçusunu alacağız, konuşacağız burada. Yine bir bu konuyu. Ama değişik açıklamalar var. En son mutabık olunan şu. Fenerbahçe eğer bu turu geçerse, yani ön elemeyi geçip gruplara bir maç daha yapacak ve o arada açıklanırsa, işte 28 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor ve ceza alırsa şöyle bir riski olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'nin bu yılı sayılmayacak cezadan. Yani ceza seneye başlayacak. Eğer tabii Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa. Yani UEFA'nın bu konuda sanki bir tuzak kurmuş gibi geldi bana. Ama onun dışında Fenerbahçe tabii eğer açıklanır da yani biraz UEFA tazminattan çekinerek yarın bir gün KAS'tan çıkacak kararda Fenerbahçe suçsuzdur denilirse Fenerbahçe bütün bu zararını gerek borsa gerek Şampiyonlar Ligi zararını tazmin edecekti. UEFA bundan çekindiği için böyle bir karar aldı. Kulüplerle daha doğrusu anlaştı şeklinde. Tabii bu netleşir, yakında netleşir. Bakalım görelim yani, yani nasıl olacak, hayırlısı çok, olsun. Hakikaten çok yani biliyorsun yani futbol Türkiye'de inanılmaz büyük bir kitlenin hakikaten tabii. Yani gömleğini satıp maça giden var. Yani o şekilde bir ilgi duyulan bir alan. Tabii borsada da halka açık olmaları tabii dikkatleri daha da yoğunlaştırıyor. İnşallah. Futbolla ilgilenmeyip sadece borsa kısmıyla ilgilendiği için bu olaylara ilgi duyanlar da var. Yani adam futbolla ilgilenmiyor ama hisse senedini alıyor takımların. Evet. Bunlardan transferden bile etkileniyor hocam. Yani şimdi mesela dünyaca ünlü bir futbolcu gelince hop uçuyor hisseler. Bunu takip etmek zorunda kalıyorlar. Ya aslında olay ne biliyor musun? Burada şunu anlatayım. Niye hani lige Avrupa işte Şampiyonlar Ligi'ne veya UEFA'ya katılamazsa bir takım neden hisseleri düşüyor? Biliyorsun oradan ciddi gelirleri var. Tabii. Herkes bu sefer gelir projeksiyonu yapıyor. Biz bir şirket için gelir projeksiyonunu yaparız ve her sene şu kadar gelir elde edecek deriz. Şimdi bu geliri elde edeceğine göre sen hisseye fiyat biçiyorsun. Yani olay basit. Desen ki Yaşar gel seninle bir iş yapıyoruz. Şurada ben bir büfe aldım. Bu büfede işte haşlanmış mısır satacağız vesaire. Sermaye 5000 lira istiyor. 2500 lira sen koy, 2500 lira da ben koyayım. Hadi gel şurada mısır satalım dediğinde. Abi bir dakika, bu mısırı kaça satacağız? Kaça mal edeceğiz? Kaça alacağız? Bundan bize kar ne kadar kalacak? Benim 2500 liramı ne kadar sürede çıkartacağım? Buna bakarım, öyle değil mi? Sonuçta gelecekteki nakit akışlarını bugüne indirgersin. Ve dersin ki bankaya mı yatırayım, paraya mı, işte banka faizine mi yatırayım, başka bir şeye mi yatırayım, yoksa bunu mu alayım dersin. Ve sonuç olarak da gelecekteki nakit akışlarına göre karar verirsin. İşte Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da aynı durum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da şu an aynı durum var. Gelecekteki gelirlerinin yükseleceği, artacağı, bu lige katılması ama fazla da gitmeyebilir. Sebebi de şu, senin dediğin gibi ya Ağustos'ta o karar gelirse endişesi olacaktır. O yüzden hani bu tür durumları çok spekülatif kullanan hani borsa ekonomi kurtları, temkini sevmiyor. Yok, borsa kurtları da vardır. Yani insanların bu duygularını burada paraya çevirmek isteyenler hocam, de vardır. Hocam dün bile bir sürü kazanan olmuştur. Yani bir anda bu kararın çıkacağını kestirip bilip duyup hisse alan bir gün önce yani, ondan sonra uçanlar. Aslında o kararın hani hissedeki hareketler öyle söylemiyor yalnız bak. Hissedeki hareketler tam bir şaşkınlığı gösteriyor. Dikkat edersen şurada gösterelim. 5 dakikalık grafikte bak şimdi. Burası birinci 5 dakika şu grafik üzerinde. Birinci 5 dakika, ikinci 5 dakika, üçüncü 5 dakika.
En yüksek işlem hacmi. 3. 5 dakikada oluyor. Şimdi buradan bakıyor adam 27,5 liradan almıyor. 28,5 olmuş. Ya 27,5'tan almadım buradan mı alacağım diye düşünürken bir anda tüm tahta çiziliyor, tavan oluyor. Burada çok yüksek işlem hacmi var. Burada bak şurada hiç hacim yok. Dikkat edersin şu bölgede. Hiç işlem olmamış aşağıda. O KJ'yi kaldırabilirsek arkadaşlar orada ha şu bölgede bak nokta nokta halinde çıkıyor. Şu oluşan işlem miktarı. Bu nokta nokta halindeki işlem miktarı bize şunu gösteriyor. Kimse duymamış bu haberi. Eğer duymuş olsaydı biz burada şöyle bak mesela şurada düşüş var, satış var. Ne bileyim şurada bir ara yükseliş var. Ama duymuş olsaydı şuralarda bir yerlerde yani 3-4 gün önce de ufak ufak işlem hacimleri var. Biz şurada bayağı bir alım görürdük. Yani burada bir ani 90 derecelik çıkış değil daha böyle 45 derecelik yatay bir çıkış görürdük. O anlamda ben bu haberi kimsenin duyduğunu zannetmiyorum. Sadece haber geldiği anda herkes bence şeydi yani. Anladım. Aynı anda duydu. Hayırlısı evet. Olsun bakalım. Bir şey daha var. Sabah gazetesinde gördüm. Şehir iflası ilk kez duydum. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. Michigan eyaletine bağlı Detroit şehrinde 18,5 milyar dolarlık borçla ülke tarihinin en büyük iflası yaşandı. Detroit'te motor bildiğim kadarıyla araba evet. sektörünün ben lideri. Ayrıntılarını bilmiyorum ama Amerika'daki sistemde olabilir. Çünkü biliyorsun eyaletlerin her biri bir devlet gibi orada. Yani Avrupa Birliği'nde evet, nasıl evet, ki evet. Belçika, Hollanda, işte Almanya bir devletse orada da eyaletler kendi harcamalarını yapmak için mesela şimdi vali var seçimle geliyor. İşte belediye başkanı seçimle geliyor. Bunlar ne yapıyorlar? Mesela orada polis vesaire eyalete aittir. Yani bizdeki gibi İçişleri Bakanlığı ve hani Türkiye'nin her tarafına polis bir yere tayin olacaksa o gider. Ama orada belediyelere aittir polis hizmeti. Yani o eyaletin polisi vardır. İtfaiye ve polis. Evet, itfaiye ve polisi vardır. Dolayısıyla bütün bu harcamalar nasıl karşılanacak? Eyaletler de aynı devlet gibi gidiyorlar, borçlanıyorlar. Tahvil çıkartıyorlar, bono çıkartıyorlar. Sonra da topladıkları vergilerle bunları ödüyorlar geri. Hı hı. Ama işte kriz öncesinde çok borçlananlar ve artı bu tahvillerin de değeri çok düştü. İnanılmaz bir şekilde hani kriz sırasında yeni tahvil çıkartmak istediler. Halk yeni tahvilleri almadı çünkü öteki tahvillerin değeri çok düştü. Evet. Böyle olunca yeni tahvil almayınca sen borçlanamayınca gitgide açığın arttı. Ama belli hizmetleri yerine getirmek zorundasın. Polisi itfaiyeyi kısamazsın. Ne bileyim yol hizmetlerini diğer altyapı hizmetlerini kısamazsın belediye olarak. Bir sonraki seçimi kaybedersin. Dolayısıyla böyle bir sonuç alınması normal ama... en azından bu olay yani orada bir şehrin iflası. Şehir niye iflas eder? Ne, yani enteresan tabii bir de onu dedik ya hocam hani otomobil sektörünün de lideri bir şehir. Evet. Öyle biliniyor Detroit. Evet. Ekonomik anlamda geçmiş olsun diyelim. Amerika ile devam edelim. Bernanke bizim konumuz olmaya devam edecek gibi görünüyor. Dün de konuşmaya devam etti. Evet. Ama ilk günkü kadar herhalde etkisi olmadı. Şöyle dün yine aslında soruları cevapladı ve en son geldiğimiz nokta şu Erkan. Ya kardeşim bizim kafamızda bir senaryo var. Bu senaryo bizim kafamızdaki şekilde devam ederse Eylül'de azaltmaya başlayacağız. Yani 85 milyar doları azaltacağız. Belki o 85'ten 75'e düşecek. Evet. Belki 70 milyar dolara düşürecek alım programını. Daha sonra eğer yine ekonomideki öngörülerimiz doğru çıkar ve biz yanılmazsak bu durumda 2014'ün ortalarına kadar aylık alım miktarını 85 milyar dolardan sıfıra kadar indirmiş olacağız. Yani genel olarak söylediği bu. Ve bu tabii şu an şöyle bir şey öğrendik bir önceki güne göre. Onların kafasındaki senaryoya göre 2014 ortalarında sona erecek. Dolayısıyla faizler onun için yükselmişti. Ama ondan sonra faizlerde tekrar biz yükseliş görmedik. Yani bu artık fiyatların içerisinde ciddi bir şekilde yer aldığı için artık etkilemiyor piyasaları. Yani Bernanke'nin bu konuşmaları etkilemiyor. Yalnız benim burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Amerika için değil sadece ama 2011'in sonlarında 2012'de birçok ülke notu negatif izlemeye alınmıştı. Şimdi not değişimleri gelecek ülkelerle ilgili. Yani özellikle de bu Avrupa
Avrupa'daki ülkelerle ilgili. İspanya işte orada, İtalya vesaire çeşitli not kuruluşlarından onların notlarına ilişkin hani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında not değişimleri gelebilir. Negatif izlemeye aldığınız ülkenin notunu düşürürsünüz. Eğer iyiye bir gidiş yoksa. İtalya negatif izlemedeydi. Dolayısıyla eğer ki iyiye de gitmiyor. Gitgide borçları da artıyor. Hatta bir de biliyorsun siyasi kriz yaşadılar. Hükümeti kurmakta çok zorlandılar. Şimdi Berlusconi zannedersem gene o uğraşıyor mahkemelerde. En son ne oldu bilmiyorum ama İtalya'nın notunun düşmesi falan gündeme gelebilir. Ama Avrupa'daki sorun devam ediyor. Amerika toparlamadan ve Amerika ciddi bir şekilde toparlamadan Asya'nın ve Avrupa'nın toparlaması beklenmez. İnşallah Bernanke doğru çıkar. Yani inşallah eğer doğru çıkarsa o zaman bizi de çok etkileyecek. Çünkü biz Avrupa'nın gerilemesinden çok etkileniyoruz. Yani Avrupa'daki daralma bizim ihracatçımızı, sanayicimizi gerçek anlamda zorluyor. Yani bizim sanayicimiz, ihracatçımız şu an krizden beri daha önce göstermiş olduğu enerjinin, çabanın emin ol iki katını gösteriyor. Ya o insanlar gerçekten bu ülkeye çok büyük katkı yapıyorlar. Yani Türkiye bugün sapasağlam böyle hala bu krizlere ve döviz ataklarına rağmen ayakta kalıyorsa bütün ihracatçılarımıza ben sıradan bir vatandaş olarak gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bir ayın en az üçte birini yurt dışında geçiriyorlar ve yeni alanlara mal satmak için uğraşıyorlar. Evet. Dolar hocam, dolar. Dolar sorusu var. Ne olur diyor, doları bir yorumlayın. Dolar alayım mı diyor Kemal Bey. Evet. Dün de şey yapmıştı. Sürekli panik haldeydi Kemal Bey. Yani şöyle ki... Dolarcı değil mi o? Yok, dolar. Onun yüzünden ben de dolar alacağım her sonunda. Hayır, şeyde borcu var Kemal Bey'in. Dün söylemişti, dünkü yayında vermişti. Ama alayım mı diyor hocam? İşte alayım mı diyor. Yani borcum var, kapatmak için alayım mı? Eyvallah. Borcu var. Şimdi verelim dolar grafiğini ekrana. Şimdi her yukarı gidiş tabii Kemal Bey'de ciddi bir korku yaratıyor. Şurası 1.97, yani 1.970. Şimdi 1.910'a kadar geriledi ve 1.923-24'lerde şu an. Tabii tekrar dolar yukarı gitmeye başlayınca Kemal Bey de panik halde alayım mı diyor. Kemal Bey bence rahat uyumak için hani orada artık doları yakalamaya çalışıyor Kemal Bey. Nerede alsam diye, düşer mi diyor. Bence rahat uyumak için almak lazım. Yani en azından maliyetinizi bilirsiniz. Artık kaçtan aldığınızı bilirsiniz. Ha sonra 1.88'e 1.87'ye düşecek olursa da ne yapalım, işte nasip buymuş demek lazım. Yani şu an buna cevap vermem gerçekten zor. Tam geldi. Buradaki destek 1.915 seviyesinin altını gördü, döndü tekrar yukarı. Ve Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama gelecek hafta belirleyecektir. Şu an doların biz yaklaşık olarak 1.945'te 1.915 aralığında bir miktar dalgalanmasını bekleyebiliriz. Yani önümüzdeki 1-2 gün içerisinde 1.930-40'ları görebilir tekrar. Ama şunu söyleyeyim, bu tip durumlarda yani desteği gördü, ikinci desteği gördü, bir miktar daha aşağı gelir de hızla gerilecek olursak 1.88'e kadar gider. Yani 1.910'un altına geldiği zaman, 15'in altına tekrar test ettiği zaman ve hızlı bir şekilde test ettiği zaman dolarda düşüş görürüz. Ben doların çok yükseleceğini zannetmiyorum. Bir tek şöyle yükselir dolar. Eğer Merkez Bankası faizli artırımını çok cılız bırakırsa, ölçülü dediği mesela sadece 25-50 bas puan bir faiz artışı yaparsa Merkez Bankası, o zaman dolar tekrar 1.97'ye gider. Yani Merkez Bankası'nın orada yapacağı artırım yani 1 puandan aşağı olmamalı. Yani 100 bas puandan aşağı olmamalı. 100 bas puan beklenen bir rakam. Yani 6.5'tan 7.5'a çıkartmış olacak. Şu an faizlerde 8.80. Hadi gösterge faiz biraz gevşeyecek diyelim ama en az 1-1.5 puan arttırması lazım. Eğer Merkez Bankası sadece 0.50 bas puan arttırırsa o zaman dolar yeniden fırlar gider. Hani burada Kemal Bey'e söyleyeceğim şey, eğer Merkez Bankası'nın hani ne yapacağını biliyorsa ona göre pozisyon almalı diyeyim yani. Evet. Bu Ahmet Bey'in sorusu var hocam. Draghi her ay para toplantısında Avrupa'da toparlanma var diyor. Veriler. Ya Yunanistan'ın haline ne diyorsunuz hocam? 25 bin kişi daha işten çıkarılıyor. Evet. Yani
Avrupa Birliği de kurtarmadı. Kurtaramıyor yani bugün. Yani kurtarılmaz yani, hile yaparsan seni kimse, yani bir de gene niye iyi yani. İstanbul bu hale düştü yani, bu kadar mı? Hayır, şöyle düştü. Birincisi düşünebiliyor musun? Bilançoyu doğru göstermiyorlar. Ülkenin borcu yanlışmış. Yani düşünebiliyor musun? Kriz 2010'da kriz başlıyor Nisan ayında. Ne çıkıyor ortaya? Yunanistan'ın borcunu normalde 90 milyar euro vesaire zannederken 135 milyar euro çıkıyor. Sonra hızla katlanarak gidiyor. Bir muhasebe oyunuyla Yunanistan'ın borçları düşük gösterilmiş. Ülke borç almış, dağıtmış. Borç almış, dağıtmış. Yani devlet gidiyor dışarıdan borçlanıyor. Geliyor içeriye, vatandaşa iş olarak dağıtıyor. Millet yatıyor. İşte kamuda çalışanlar, bu arada borsa açıldı. Evet. Kamuda çalışanlara, herkese iş veriyorsun. Biliyor musun sen, 2008 öncesinde Yunanistan'a giden herkes şunu söylüyordu. Vay be, Yunanistan'a gittik gördüğümüzü. Ben onu çok iyi hatırlıyorum. Adamlar refah içerisinde yaşıyorlar. Zamanında Avrupa Birliği'ne biz de girseydik aynı şekilde yaşayacaktık. Bir git, herkes çok zengin. Altlarındaki arabalar bilmem ne. Herif bir memur diyor 3000 euro alıyor. Vesaire, böyle şeyler vardı. İşte her refahın, öyle karşılıksız refahın, üretmiyorsan, üretmediğinin karşılığını eğer borç satın alıp da millete maaş dağıtıyorsan sonuç bu. O zaman o kişileri işten çıkartmak zorundasın. Tabii burada vatandaşın suçu ne? Vatandaşın suçu yok. Orada yönetim, kamu gitmiş, borçlanmış, dağıtmış. Ondan sonra bunu da kimse sorgulamamış. Kardeşim sen Maastricht kriterlerine göre borcun milli gelirin %60'ını geçemez. Ne yapıyorsun dememiş. Bütçe açığını istediği gibi vermiş. Ondan sonra da şu an tabii ki bir durum yaşıyorlar. Allah'tan bak, bizim paramız kendimize ait. Bizim Türk liramız kendimize ait. Normal şartlarda yapılması Euro gereken olsun. Şuydu. Yani Yunanistan direkt daha ilk olay ortaya çıktığı anda... Drami'ye mi dönseydi? Tabii anında o gece, yani bir hafta içerisinde bu olay ortaya çıktığı anda... Hemen Avrupa Birliği yetkilileri toplanacaktı ki kriz çözümünde aslında bir sürü demokrasi işlemez. Yani düşünsene, kriz diyoruz, tamam mı? Adam kalp krizi geçiriyor olsa, tamam mı? Buraya bir tane uzman, kardiyolog lazım, öyle değil mi? Evet. Yani onun uzmanı odur. Direkt onun müdahale etmesi lazım. Düşünsene, dört tane doktorun bir araya gelip acaba şunu mu yapsak, şuradan mı müdahalede bulunsak diye düşündüğünü. Krizlerde demokrasi askıya alınır. Yani krizde, daha doğrusu teknokratların devreye girmesi lazım. Yani siyasilerin devreden çıkması lazım krizlerde. Direkt o işi teknik bilenlerin yapması lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nde Merkel'e soracaksın, ötekine soracaksın, ötekine soracaksın, Yunanistan'ı ne yapalım, oradan bir ses çıkacak vesaire. Ama ben 42 tane dünyada geçmiş krizlerin hepsini inceledim. Krizden çıkışın ve krizi anında bitirmenin ve bir anda direkt beklentileri değiştirmekle oluyor. Yani bütün beklentileri değiştireceksin. Herkesin beklentisini değiştireceksin. Öyle önlemler alacaksın ki herkes Malezya'da Mahathir Muhammed'in 1 Eylül 1998'de 99'da aldığı kararları bir görse inanılmaz. Yani bir sabah kalkıyorsun, bam diye bir karar açıklanıyor. Mesela İsrail mucizesi olarak derslerde anlattığımız İsrail'in enflasyonunu, hiper enflasyonu sıfıra düşürme operasyonu, 3 tane profesör bir otelin, Tel Aviv'de bir otelin üst katında İsrail'i kurtaracak programı hazırlıyorlar. Düşünebiliyor musun? Michael Bruno bunların başında. Daha Merkez Bankası Başkanlığı da yaptı İsrail'de. Adamlar gece saat 3'te meclisi topluyorlar. Ve sabah saat 6 itibariyle kararlar meclisten geçmiş. Ve böyle bir programın hazırlandığından başbakan yardımcısının da haberi yok. Çünkü haberi olsa o zaman herkes ona göre denk alır. Benim görüşüm şuydu. Yani daha o günkü yazılarımı da bulup çıkartabilirsiniz Arşide. Hemen kol kesilmeli. Anında Yunanistan çıkartılmalı şeyden, Euro'dan. Çünkü o an herkes şaşkınlıktan ne yapacağını bilmez. Yani orada bekleyip şey yaparsan Yunan paraları muazzam bir şekilde Almanya'ya kaymış durumda. Milli gelirinin %58'i kadar para Alman bankalarına kaymış Yunanlıların. Düşünebiliyor musun? Yunanistan'da banka nasıl batmasın kardeşim? Yunan bankasından bir de çok fazla Yunan var bildiğim kadar. Hani Yunanistan, Almanya'da da çok sayıda Yunan, evet, vatandaşı var.
ve çok her yerde var. Ve Yunan vatandaşları bütünüyle parasını Almanya'ya kaydırmış. Sen zaten ona haber verdikten sonra, o paralar kaydıktan sonra artık yapacak hiçbir şey yok. Bizde böyle bir şey olmuş muydu hocam? Ekonomik krizde gurbetçiler paralarını çekip Alman bankalarına... Hayır. Şimdi şöyle, orada sebep şu. Olmaz. Burada şöyle oluyor. Hani Yunanistan'dasın sen, Yunan bankaları batabilir. Dolayısıyla ne yapıyor? Aynı euro hesap olduğu için Almanya'daki hesabımı aktarıyorum, tamam mı? Ama burada aynı şeyi yapmaya kalksa, hani Türkiye'de biliyorsun 2001'de yaşadık biz, bankalar 25 banka battı ya. 25 tane bank, 20 tane bankaya el koyduk, battı. Evet. Ve ben tasarruf mevduatı sigorta fonunda 2,5 yıl bir ekip olarak çalıştık. Sayın TMSF Başkanı, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ile beraber o 20 bankanın hikayesini yazdık. Nasıl battı? Nasıl el konuldu? Niye oraya geldi? Ne dolaplar döndü? Bu mesela okumak isteyen izleyicilerimiz olursa www.raftemizliği.gov'du galiba. Ya da org, gov.tr olabilir. Raftemizliği.gov olması lazım. Buraya girerlerse o bankaların hikayelerini bayağı e-book olarak okuyabiliyorlar. Hangi banka nasıl batmış? Yalnız biz ne yaptık bankaları batırdıktan sonra? Muazzam yeni bir bankacılık yasası, BDDK vesaire, bunları düzenledik. Ve gerçek önlemleri aldık. Ve tabii burada IMF'nin katkısını yatsıyamayız. Yani IMF'nin orada verdiği bize reçete çok önemliydi. Yani şu şu kararları almalısınız diyordu. Ve gerçekten de Türkiye o kararların tamamını aldı. Ve o yüzden bizim şu an sapasağlam bir bankacılık sistemimiz var. Oldukça da güçlü bir bankacılık bir sistemimiz var. Musibet bin nasihatten iyidir. Yaşadığımız için görerek daha... Evet. Hocam süremiz bitiyor. Siz ben hemen borsaya istersen bir bakalım. Evet. Borsada açılış oldu. Şu an grafiği verelim arkadaşlar. Ben bir 500 puan falan aşağıda açılır diye bekliyordum. Yani dış piyasa pek iyi değil. Amerika'da da vadeliler geriliyordu. Endeks dünkü kapanış şu seviyeydi. Endeks şu an açıldı. Dünkü seviyeye hemen hemen eşit seviyede açıldı. Benim tahminim şu. Endeks bu 5 dakikalık grafik. Şu aşamada bizim en güçlü desteğimiz 75 bin civarında. Yani endeks 75 bine kadar gerilese bile çok fazla sorun değil. Bir de trend desteğimiz var. Şuradan çizebileceğimiz trend desteği. Bu trende bir miktar aşağı kırmış durumda. Dolayısıyla bu trendi aşağı geçmiş olduğu için, yani şu yükseliş trendin trend eğiminde zayıflama göreceğiz. Yani artış eğiliminde, yani şu rally tipi bir hareketin sonucunda daha şöyle bir hareket görebiliriz. Yani şöyle bir hareket görebiliriz. Dolayısıyla bu aşamada bizim Fibonacci fan çizgileri ve yatay çizgiler ne sinyal veriyor ona bakalım. En güçlü destek 76 bin ve 75 binde bulunuyor. 75 bin seviyesinin altında kapanış olmadığı sürece endekste yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu fan çizgileri de zannedersem en güçlü, evet, en güçlü destek olarak şu aşamada yine 75.500'ü gösteriyor. Benim tahminim endeks bugün bir miktar geri çekilme yapacak ve daha sonra tekrar yukarı gitmek isteyecek ama gelecek hafta için genelde olumluyum. Son şeye baktığımızda, yabancı takasına baktığımızda onu da gösterelim. Son 3-4 günde artıyordu yabancı takası. Dün bir miktar geri çekilme oldu yabancı takasında ve bu geri çekilme dün bir ara bir satış geldi. Ama yabancı takasının burada çok fazla geri çekilerek yeniden sert düşüşler yapacağını ben düşünmüyorum. Burada bir dip çalışması yapıyor. Ve tahmin ediyorum burada yabancılar yeniden yavaş yavaş almaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü çok ucuz kağıtlar var. Hakikaten uygun hisseler var. Ve uygun hisseler ve güçlü kağıtlarda da güçlü çıkışlar oluyor. Onu da belirtelim. Altın önümüzdeki hafta aşağı yukarı oynar mı? Nereye gider? Altına, evet, altına bir bakalım. TL bazında mı soruyorlar yoksa dolar bazında mı bilmiyorum ama en azından ilk başta dolar bazında bakayım. Altının fiyatı bahsetmiştim dün sana. Eğer 1250'nin altına gelmezse 1300'e doğru bir hareket olur diye 1-2 hafta içerisinde. Şu an altın
o sıkışık alanda gidiyor. Yani 1300 doların hemen altında ve 1260 doların da hemen üzerinde şu kanalda bir hareket yapıyor. Bu kanaldan nereye doğru kırar dersen, bu tabii kırdığı yöne hareket etmek lazım. Mesela 1260'a geldiği zaman altın short pozisyon açılabilir. Bunu FX piyasasında işlem yapanlar için söylüyorum. Stop olarak da 1267 stop olabilir. 1260'da short, 1267, 1268 stop olabilir. Long pozisyon açmak için de 1305 dolara geldiği anda long pozisyon açılabilir. Böyle bir durumda çok rahat 1330, 1340'ı görecektir altın. Bu kısa vadeli yorum. Ama şu grafiğe baktığımda bu grafik bana istikrarlı bir yükselişi gösteriyor. Altında önümüzdeki bir ay içerisinde 1350, 1400'lere doğru bir hareket evet, görebiliriz. Sevgili yönetmenim bizi unuttu galiba. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Peki 4 dakikamız varmış. Aa, süper. TL bazında da bakalım altına. TL bazında dikkat edersen burada 77 lira civarında bir destek oluşmuş durumda. TL bazında şu an aslında altın birazcık alınabilir. Yani TL bazında uygun gözüküyor. 77 lira, 77,5 lira seviyesinden alım yaparak ne bileyim 82-84 aralığında satmak için o civarlardan alım düşünülebilir. Bernanke'nin tüm açıklamalarına rağmen altın iyi gidiyor. Hı hı. Ve dolayısıyla da şu an altının daha fazla düşecek, daha da kötü olacak korkularına gerek yok diye düşünüyorum. Hani yarın ne olur bilemeyiz ama ekstra önlem gelir mi bilemeyiz ama altın yavaş yavaş bir miktar toparlıyor. İstersen son birkaç soru daha vardı. Son evet, dakikalarda evet, onu da cevaplayalım. Ve ben evet. Bu birkaç hisse sorusu var. Pek evet, hisse sorusu sevmiyorsunuz ama. Yok, zaten hisse konusunda yorum yapamıyoruz. Şöyle ki yani şöyle mesela hisse sorulduğunda bu hisseye ilişkin yorum yapabilmek için Erkan yapabiliriz. Yani hani bu bir yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla yapabiliriz. Ama bu durumda şöyle oluyor. Bir kişinin hisse sorusunu cevapladığında şuraya ben sana garanti veriyorum. 50 tane hisse soran gelecektir. Doğru. Sonra program şeye dönüşecektir. Hisse yani sorusu. Sen onu cevaplamadın bu sefer adaletsizlik olacaktır. İnsanlar herkesin sorunu cevaplayamayacağız. Dolayısıyla bir de hissede cevap verebilmek için hani teknik analizine bakmak yeterli değil. Teknik analiz sadece fiyattaki hareketleri gösteriyor. Gerçi fiyattaki hareketlere bakınca şirketin mali yapısı hakkında da bilgi sahibi oluyorsun ama öyle üstün körü bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden de ben izleyicilerime hep diyorum ki hisse sorunlarınız için size ben zaten bedava kendim cebimden parasını ödeyerek webinar site açtım diyorsun. İnternet üzerinden canlı yayın yapıyorum. O sırada canlı yayında üstelik daha önce 100 kişi girebiliyordu. 1000 kişi girebiliyor şu an. Yani onu da arttırdık. O canlı yayına katılanlar orada hisselerini sorduklarında onu da hani nasıl bakılmalıyı öğrensinler diye yapıyorum. Hani ben sordum hisse şimdi Yaşar Hoca neye bakıyor? Teknikte neye baktı? Bilançosunda neye baktı? Temelinde neye baktı? Bunlara bakıyor. Dolayısıyla onu aktarmak için bir miktar finansal okur yazarlığı arttırmak. Yani hisseyi seçerken mesela diyoruz ki öz varlığı negatif olan bir hisseye yatırım yapmayın. Öz varlığı negatif demek şu demek. Senin mesela elbisen değil mi? Diyelim ki araban, kravatın, her şeyin senin varlığın, bilgisayarın. Varlıklarını yaz bu tarafa. T cetvelinin bu tarafına yaz. Karşısına da borçlarını yaz. Varlıklarından borçlarını çıkar. Kalan rakam senin öz varlığındır. Bütün sahip olduğun varlıktan borçları çıkarınca. Öz varlık negatifse, eksiyse bu şu demektir. Senin varlıkların borcunu karşılamıyor demektir. Hı. Şimdi varlığı borcunu karşılamayan bir şirkete yatırım yapın diyemem. Ha şu olabilir yalnız. Varlıkları borcunu karşılamıyordur ama şirket öyle bir yeni operasyon yapıyordur ki artık durumunu düzeltecektir. Yeni bir sermaye arttırımıyla birlikte, içeriye giren parayla birlikte ciddi anlamda durumunu düzeltecektir. O zaman böyle bir durumda tabii negatif öz sermayesi olan bir şirkete yatırım yapılabilir. Hı. İlk kural o. Aldığınız şirketin önce bir şeyine bakın. İkincisi, bu şirketin karları nasıl? Yıllar itibariyle çok mu dalgalı? Yani bir sene kar, bir sene zarar, bir sene kar, bir sene çok büyük kar, bir sene acayip zarar mı ediyor? Uzak durun o şirketten. Çünkü o tip şirketlerde genellikle manipülasyon çok yüksektir. Peki. Yani bilanço manipülasyonu çok yüksektir. İstikrar, ya istikrarlı zarar etsin şirket ya da istikrarlı kar etsin. Yani önemli olan istikrar. Peki.
Hocam süremiz sona ermiş. Ahmet Uzunoğlu bir şey söylemiş. Spor hisselerinin hepsi öz varlığı ekside demiş. Evet. Çok doğru söylüyor. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Başta konuştuğumuz sorunun konunun... Ama tabii şimdi hani Fenerbahçe'nin öz varlığının ekside olması da şey değil yalnız Erkan. Yani ekside ama yarın bir sermaye artırımıyla para bulmak istediklerinde yani o kulübü kapatacak halleri yok. O yüzden bunlar böyle prim yapabiliyor. Garantisi o zaten. Kapanmama garantisi. Evet. Onu ayrı düşünmek lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Paranın rotasını bu haftalık noktaladık sevgili seyirciler. Az sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.